أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُشْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ۗ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخ خلد فيه مهانا إلا من سنات <applause> إلا وكان الله غفورا رحيما صدق الله ربنا الاعلى سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين Velhamdülillahi Rabbil alemin. Rabbimiz Teala kılmış olduğumuz namazlarımızı kabul eylesin. Cumamızı mübarek eylesin. Sevdiği razı olduğu kullarından olmayı bizlere lütf eylesin, ikram eylesin. Furkan suresinden ayetler okuduk. Orada işaret edilen, Rahman'ın kulları olarak nitelendirilen muvahhid müminlerden olmayı Mevlamız bizlere nasip eylesin. Rabbimiz o ayetlerinde buyurdu ki kıymetli kardeşlerim, Rahman'ın kulları yeryüzünde tevazu ile yürürler. Tevazu, mütevazidirler, alçak gönüllüdürler. Rahman'ın kullarına büyüklenmek, kibirlenmek, böbürlenmek yakışmaz, yaraşmaz. Ancak o zaman Rahman'ın gerçek manada kulu olabilirler. İşte onlar, onlara bir cahil musallat olduğu zaman, birisi sataştığı zaman selama deyip geçerler. Yani selam olsun seninle işim olmaz, oradan ayrılır gider. Ona uymaz, Şeytanın vesvesesine uymaz. İşte Rahman'ın kulu böyle sabırlı bir kimsedir. Allah bizleri sabredenlerden eylesin. Onlar gecelerini secde ile kıyam ile geçirirler ve onlar o gece boyunca dua ederler. Ey Rabbimiz, bizi cehennem ateşinden uzak eyle. Orası varılacak ne kötü bir yerdir. Ve onlar özelliklerinden bahsediyor bakınız Furkan suresinden okuduğumuz ayetlerde. Onlar vallazina izenfaku lem yusrifu ve lem Ne dağıtırlar fazlasıyla ne de sıkarlar. İkisinin arasında bir yol tutarak Allah için infak ederler. Ve onlar Allah ile beraber başka ilahlar, tanrılar edinmezler. Sadece Allah'a taparlar. Ve Allah'ın men ettiği, haram kıldığı cana kastetmezler. Kimseyi öldürmezler. la yeznun Zina etmezler. Zinadan uzak dururlar, yaklaşmazlar. Kim böyle yaparsa işte en büyük azap ona dokunmuştur. O azaba düçar olmuştur. Şayet böyle yapmış bile olsa, tüm bu suçları işlemiş bile olsa, illa men tebe, tövbe ederse ve amene, imanının gereğince ve amile salihan, salih amellerle meşgul olur, hayatının geri kalan kısmıyla da imanının, tövbesinin gereğince bir hayat yaşarsa, فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ Biraz evvel sayılan tüm bu suçları işlemiş bile olsa, tövbesinin neticesinde Allah seyyiatını hasenata tebdil eder. Yani kötülüklerini iyiliğe döndürür. Niçin? وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورَ الرَّح۪يمَ Çünkü o Allah çok mağfiret eden kullarına karşı da Merhametli olandır da ondan. Allah böyle buyurdu kıymetli kardeşler. Yeter ki biz tövbe edelim, tövbemizi bozacak davranışlardan, fiillerden uzak duralım, imanımızın lezzetine erelim, imanlı, muvahit bir mümin, salih kimseler olarak hayatımızı idame ettirmeye bakalım. Rabbimiz günahlarımızı bağışlayacaktır inşallah. Ümid edelim ki kesin değil. Ümid edelim ki Rabbimiz günahlarımızı bağışlasın. Ümid edelim ki Rabbimiz daima tövbe edenlerden, dua dua yalvaran, yalvaranlardan olmayı bizlere nasip eylesin. Yoksa tövbeyi bırakıp imanın gereklerini, salih amelleri bırakıp nasıl olsa gelecekte yaparım, biraz daha yaşım geçsin diyerek Şeytanın vesvesesine kulak ve gönül kabartırsak belirli bir yaşa gelmiş kulluğu da Allah'ı da unutmuşuz ve ölümde gelip çatı vermiş haliyle karşı karşıya kalırız. Rabbimiz bizleri gafletten uzak eylesin, dalaletten uzak eylesin, miskinlikten, tembellikten uzak eylesin. Sevdiği razı olduğu amelleri işleyebilmeyi bizlere nasip eylesin. Allah rızası için el Fatiha.